Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bugün menüde ne var? Hemen malzemelerimizi gösterelim. Semo Şef ne pişirecek acaba? Bol kıymam var. Bol yapacağım. Çünkü hazır yemeğim olsun diye. Dondurucuya koyacağım. Bol da ekmeğimin içi dışı var. Ben ıslatıyorum komple bayat ekmek. Öyle koyuyorum. Daha incelteceğim onu. 3 tane yumurtam var. Şöyle koyalım. Bizim yumurtalar çiğ sarı değil böyle. Löp sarı. Ablamın bir tanesi yazmıştı. Ne yazmış? Market yumurtası çiğ sarı oluyor. Doğal almıştım. Doğal diye market yumurtası vermişler, yazmıştı. Çiğ anladım. Sarı çıktı. Gidip sordum hatta. Kadın da onayladı demişti yani. Anladım. 4 adet sarımsağım var. 2 tane soğanım var. 3 demet maydanozum var. Mustafa seviyor maydanozlu. Evet. Bir de salata yapacağım işte. Hep beraber yapalım. Ateşte pişireceğim inşallah. Evet, maydanozlarımızı koyalım önce. Aferin. Aynı öğrettiğin gibi kesiyorsun. Acaba? Yani tam benim gibi değil ama ay bismillahirrahmanirrahim. Kara. Dışarıda en kral köfteyi ye, evdekini tutmuyor kesinlikle. Evet. Bir de böyle maydanozlu ekmekli falan olunca hani tam ev köftesi, ben öyle daha çok seviyorum hani. Çocukluğumuza döndürüyor. Evet, çiğ köfte yapıyoruz. Hayır, ben hayatta yemem çiğ köfte. Hiç yemedim ömrümce. Ve yemem de asla. Bir kere yedirmeye çalışmışlardı ama. Yok, yemem. Asla. Sarımsağı. Ramazan geldi, hoş geldi, bayram da çabuk gelsin inşallah. Rabbim nice nice Ramazanlara erdirsin inşallah. Kadraja girmedin. Efendim? Kadraja girmedin. Sarımsak istemeyeceğim. Evet, sarımsak. Soğan. Soğan rendesi. Bıçağı şey bir anda kaldırmıyor, aklım gidiyor. Ya sana ya bana. Şunu da biraz çentikliyim üstü. Dikmeyeyim mi? Burada. Tamam. Daha iyi kıvama gelsin. Evet, evet. Tekmekleri pınçık dedik. Evet. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Çal bakayım. Çalamam. Urfalıya demem lazım ben. Türküyü çal dedim ben. Bulgurunu çok koydun ha? Bu fındık da geldi bak. Siz sever misiniz böyle etten yapılan çiğ köfte? Ben hiç yemedim. Yemem de valla. Fındık sağa bakıyor fındık. Fındık mı? Bunu herhalde benim bir yarım saat yoğurmam lazım rahat. Kol kopana kadar şöyle iki elimden yiyorum ya. Tam hanım ha, tam.
çiğ köfte şeyi tepsisi de güzel ha. Hı. Çiğ köfte yapıyorsun zaten şu anda sen. Aynen. Aynen Mustacığım, aynen. Anne havaya at bakayım, tavana yapacak. Olduktan sonra yavrum. Tamam oldu mu diye bakalım da, o kadar yürüdün ya. Attığımız daha gelmiyormuş, havada kapıyorlarmış. Aynen. Mustu bunu sen yoğursaydın aslında var ya. Benim şey elim ameliyatlı yani o yüzden. Yoksa biliyorsun ben yaparım ya, sana bırakmam biliyorsun ya. Allah korusun ya beni ya. Tabii ki de şaka abi. Dışarıdan aldığımız köfteleri yere atsak geri yukarı çekiyor plastik gibi. Aynen ya. Evet, bunlar tamamen bahçeden. Şöyle. Salkımlarını almıyor şey almışız herhalde ya, böyle salkımlıydı normalde. Şunlar benim aldığım soğanlar, hala da var evde. Vallahi birbirlerine var ya, sırrı sırtlama aşık oldular hani. Köpüşler mi? Yok, köfteyle maydanoz, ekmek, yumurta. Tabii ki. İyice yoruyorum ya ne zamandan beri. Evet. Oy. Semih çok seviyor köfteyi. Köfteci. Eşim de öyle. Musti de öyle. Evet. Ben de öyle. Vejetaryenim ama sadece et ürünleri yiyorum. İlan diyor. Ver bakalım. Atacağım abi. At bakayım. At bakayım yapacak. Sen şimdi tepsiyi tavanda göster. Tavanda mı göster? Tamam. Tavanın nerede, yerde mi göstereceğiz? Değil mi? Ha, dur. Ha, şimdi atayım buraya, bak nasıl yapıştırırız. Ha. Sen at, ben bir anda yakılıyormuş gibi yapayım. Ha. Şılak diye fazla yapma, fışıramasın. Evet arkadaşlar, bakın. Düşmüyor. Şu an, ha, tavanda şu an. Şu an tavanda, evet. Evet. Evin tavanı alüminyum olduğu için. Evet. Alüminyum alamıyorum. Alüminyum alamıyorum. Tamam neyse, ben durayım. Alamıyorum. Ayşe'ye sopayla alsaydın. Kolunu ağrıtacağım. Nasıl? Ay, kolum da ağrıdı tatavana yapışacağım diye. Ona kamera hızına yetişemiyor ben sana söyleyeyim. Bir daha geçeyim şöyle. Rapçiler gibi. Rapçiler gibi. Rapçiler gibi. Yeter ya, tamam. Bakalım tamam. Şimdi kıvamını nasıl oldu? Kalın yapmıyorum, içi pişsin diye. İnce yap zaten, çok olsun. Sizler de pişirdiniz. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Çok şükür, Allah'ım kabul etsin. Amin cümlemiz. Evet.
Yamuk oldu. Bana bakarak yapıyorsun. Köftelere bakıyorum. Yamuk duruyorum ben de, o yüzden dedim. Maydanozu doğradım canım benim. Nasıl yani? Maydanoz olmaya kalkışma. Ay, havada sıcak, daha soğuk espri niye gitti? Karama ceza mı verdin? Tek ayağı havada duruyor. Evet. Hah, göze geldi. Tam diyecektim, ben bile takip edemiyorum. Maşallah dedim, saniyesinde yaşamıyor yani. Olsun, alır öyle şeyler. Şöyle araya açacaktım ki hani maksuz mu yapıyor derler diye. Elini de tutup göstermeden atıyor mu diye. Diğer tahtada da bir parça kıyma gitti bak. Koydum üstüne. Tamam, onu ben yiyeyim. O daha fazla. Aha. Biraz cıvık oldu köftem ekmekten dolayı. Olsun. Bence gayet de güzel duruyor yani. Evet, çok lezzetli oluyor kesinlikle. Evet. Eşim mesela bazen alıyor dışarıdan. Ben hiç ağzıma sürmüyorum. Asla yemem. İkna etmeye çalışıyor ama böyle yani tipi de yeme beni diyor. Karam, iyi misin oğlum? Gölgemden zıplayarak geçiyor. Tabi basmıyor işte, orada bir şey var. Yani ayırt edebiliyorum. Çamurda mamurda mesela ıslak olduğu zaman böyle şey, dört ayak zıplaya zıplaya geliyorlar. Evet, çamurda. Semuş Şef'in köfteleri. Hemen yarın aşağı bir tezgah açıyoruz. Diftere yakın. Evet. Gelen... Ama tezgah kurmaya çalışan çok bence. Bence de. Gelen... işte onlar bulgurlu yapıyor, anladı. Kıymıklı değil. Gelen etini alsın, ekmek bizden. Bayat ekmekleri ısıtırız kuzine rağmen 2 dakika. Şık evet. Şık şık. Biter mi be bugün? Ha? Bitti be. Biter mi be? Bitti be. Abi ne yaparsın be? Kapçuk ağızlı. Benim arkadaşım vardı. Tekirdağlı. Yani batı taraflı. Hı hı. Ustam nerede be? Derdi. O da tabi benden daha şey, şiveli söylüyor. Habire onu konuşturuyordum, vakit geçmezdi yoksa. Biz çakmasını yapıyoruz. Yani yapmaya çalışıyoruz. Abi bunlar bugün biter mi be? Biter be ya. Böyle şimdi burayı doldurmaya gidiyorum. Evet, içine. Kedicik rahat bırakmıyor. Az da atlıyordu. Aynen. Şükür azaldı yavaş yavaş. Evet. Eniştenizde geldi.
Enişte, enişte diyorlar. Aha enişte. Dur, hey yavrum. Evet. Aşkım hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar aşkım benim. Yağ getirmişler. Anam ne yakışıklı olmuşsun sen, la tıraş olmuşsun da. İyi oldu ya. Teşekkür anne. Rica ederim aşkım. Dediğim. Köktürüyorsun sen bu şükür ha. Evet abi. Ramazan'ın ikinci gününde. Köktürmek lazım abi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam canım, gel. Böyle otur. Ne haber? İyi. Abi ne haber? İyi. Gel canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya oturmayı özlemişim ben. Evet. Sezon açıldı artık. Evet, sezon açıldı. Oh. Pek yakışıklı olmuşsunuz be. Tıraş olmuşlar. Semih Bey'in sayesinde biz de işte sebepleniyoruz. Yoksa tıraş güzel olmaya gideceğimizden değil. Ne güzel. Nasıl? Süper. İyi görünüyor. Harika. Ortam güzel. Evet. Hava güzel. Doğa güzel. Evet. Canım benim. Cevval abinin şapkası güzel. Evet. O her zaman hali zaten. Otur yavrum. Otur çocuğum. Geç şuraya. Bak. Gölge buraya yapıyorum. Gel. Buraya dokunmuyorsun. Gölge yapıyorum. O ne? Abi. Çok güzel yapmış. Ne o? Çiçek var orada. Böyle da çevirdi gözlerim. Çiçeği gözlerimi çevirdim. Çiğnenmemesi için. Eziliyor tabii ki. Dünya insanı ya. Basit mi be? Aynen canım benim. Hanım ikinci gün böyle güzel yemekler müthiş. Yarın iftar vereceğim. Yani. Misafir var. Bilmiyorum. Ha. Ama biliyorum. Şey ya, dolaba dondurucuya koyacağım. Göz kırptım ya, abim de durmuş, göz kırptın ya diye ben oraya mı kırparım gözü? Ben de bağ kırptı sanırım, ne bileyim biliyorum. Ya normalde insanlar gözünü kırpar zaten. Evet, gözünü... Ama böyle yaptı. Hani seni kandırıyorum ya bu arada. Evet, tamam. Canım benim. Ne yapıyorsunuz, ne var yok? Ne yapalım be, iyi. Şükürler olsun. İyi, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Daha daha ne var ne yok? Daha daha iyi be. Daha da yapraklar açacak. Aynen. Şükür az kaldı. Ne yapıyorsun sen şimdi? Köftenin icadını mı yapıyorsun? Aynen. Köfteyle aşk yaşıyorum. Aşk yaşıyorum. Evet. Seninle yaşayamadığım ya, aşkı yemeklerde yaşıyorum aşkım. Ya ben köfteyle zaten kıyaslanırsam köfteyi seçerim zaten. Bence de. Şimdi bir de aşk yaşıyorum dedin ya. Bir şeyi aşkla yapıyorsan zaten o olmuştur yani. Evet. Bak aynen, olmuştur diyorum direkt yani. Evet. Hani olur mu? Bak bakalım hadi tadına. Ama aşk yaşamanın için biraz pişmesi lazım. He. Değil yani mi? Tabii. Çiğliği belli oluyor. Çiğ yani biraz evet, pişmiş olması lazım aynen yani. Doğru. Bakalım aşk yaşamaya hazır mı? Evet. Gerçi o da öyle bir şey değil de düğmeye basayım ama aşık olayım. Kıvamlama. Aşkı seveyim. Mesela biz kaç senedir aşk yaşıyoruz. Daha yeni yeni kıvamına geldi diyebilirim yani. Yeni yeni pişti yani. Oluyor, çok olacak. Haylaz, yaramaz bir çocuktu yani. Ha. Değil mi aşkım? Sana ben bir şey diyeyim mi? Şimdi bu ışık bizi yazın burada rahatsız eder. Oh. Evet, evet. Bu doğru söylüyor Cevval abi. Yöntemini değiştirmemiz. Bu ışığı şuraya alıp böyle vurması lazım değil ya mi? Ya da Cevval abi bize değil de şöyle şuraya mı artık? Yani. Şimdi, buraya şey yapacağım zaten canım benim. Şu ağaca montalayabilirsin. Bu da olur. Değil mi? Tepemizde olması lazım. Buraya dört. Cevval abi çözer onu ya. Canım benim. Düşünürüz. Buraya olur, dört direkt yağmurda falan oturabilelim diye. Hı. Çardak kapalı. Tarzı. Evet. Hı. Güzel ama böyle yani şık olacak. Hı hı. İnşallah. Güzel. Yavaş güzel yavaş. Hoşan. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Kütüphanem konusunda Cevval abi'den desteklerini. Bu iş bende. Canım. Ben senin kocanıyım. Evet. Amcanıyım. Olsun. Uzaktan da olsa hani evet, ya büyük bir tutu ya. Hakikaten bu sakalları ben ne zaman keseceksin sen? Yeni kestirdim yani. Ya tamamen. Kabak.
tamamen kabak olunca ben... Önceden yine azıcık dinlerdi de kabak olurdu, bıyık mıyık keserdi. Şimdi ben tamamen şey yaptığım zaman şey oluyor yani. Çocuk oluyorum ben, bebek oluyorum. Allah Allah. Tabii. Ha, fiziki olarak öyle oluyor yani. Hı. Ruhen zaten öyleyim de. Ben çocuk olmak suç değil çünkü. O yüzden. Tabii hepimiz çocuğuz yani. Aslında. Ya. İçimizdeki çocuk hiç büyümüyor. Ya. Hele benim vallahi, ben saklanmaç oynarım ha şimdi. Ya onu büyütebilen zaten büyük adam oluyor. Evet. Büyük adamdan kasıt yani doğru işler yapan, evet. Artı işler yapan diyelim. Evet. Ya hani böyle ben aslında çok güzel bir çocuktum ya küçükken. Böyle büyüdükçe bir şeyler oldu. Evet. İşlerim döküldü, burnum yamuldu. Babana benziyorsun ayrıca. Böyle kulaklarım böyle düşmeye başladı filan. Böyle... Önemli olan başka yerlerin düşmesin, boş ver. Ya ben... Bu kadar söyleyebiliyorum. Sessizliğin sesi olma. Bu kadarıyla kal, yetin. Düzgün yürü yavrum, yollarda izler. Hangi yolla? Yol mu? Ya hadi işte, hadi, hadi, hadi. Yol mu? Hani... Ay. Yola çok gel. Çok şükür. Bin şükür. Evet. Seni bana verene dede. Bayağı köftemiz çıktı. Şöyle. Nasıl canım? Ya ben... Güzel güzel. Böyle bir şey görmedim. Ellerine yani. Sağlık. Evet. Ben sizleri öpüyorum. Afiyet, şeker olsun. Sizler de her ne yiyip içiyorsanız Ramazanımız mübarek olsun. Ben de. Destekleriniz bol olsun. Bu ben Semoş de. Şef'in köftelerini paylaşırsanız çok sevinirim. Anne köftesi. Ben de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Hepinizi öpüyoruz hayırlı tekrardan. Ramazanlar. Evet. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın. Hatta diyeyim ki, eşim yaptı bu köfteleri diyeyim, değil mi? Demiyorum. Diyeyim, diyeyim. Memlekette bak büyük bir kaosa neden olursun. He. Samimi söylüyorum. Allah'a yaparken, emanet olun. Yani şöyle söyleyeyim, ben yaparken yanında oturdum ya, he. Şu an bir şey yaptım zaten ben. Değil mi? Evet, ya, bence de. Ya herkesin şimdi kabiliyetinin bir sınırı var. Evet, evet. Ben bu kadar yapabiliyorum, aynen. Sen onu yapabiliyorsun. Aynen. O evet. Onu yapabiliyor gibi. Evet, ha. Evet. İyi kavuruyor mu? Görüşürüz. Nasıl? Ha kapat kapat.